Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Şu Heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya da ne güneşler batıyor. Çok kıymetli konuklar, şimdi de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz adına sizleri saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Hedefi olmayan gemiye rüzgar yardım etmez düsturuyla bugün hedefi inancı ve ideali doğrultusunda önemli fedakarlıklar göstererek tanıtım günlerimizin bugüne gelmesinde önemli rol üstlenen çok kıymetli Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Hüseyin Seviçtekin Bey'i siz kıymetli konuklarımıza hitaben konuşmalarını yapmak üzere kürsü teşriflerini arz ediyorum. Çok kıymetli, saygıdeğer İstanbul Valimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekilimiz, saygıdeğer vali yardımcılarımız, belediye başkanlarımız, Yeniden Refah Partimizin kıymetli il başkanı, siyasi partilerimizin temsilcileri, Adıyaman'dan buraya teşrif eden kıymetli belediye başkanlarımız, değerli misafirlerimiz, kıymetli hemşehrilerim, öncelikle sizleri saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyor. İstanbul'da beşincisini düzenlemekte olduğumuz Adıyaman tanıtım günlerimize hepiniz hoş geldiniz, sebalar getirdiniz. Sayın Valim, kıymetli misafirler, elbette biz beşincisini düzenlediğimiz bu tanıtım günlerimizin açılışını yaparken elbette Adıyaman yöremize ait oyun havalarıyla diğer folklor ekiplerimize yani bu programa biraz da neşe, heyecan katarak açılışlarımızı yapıyor idik. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle hem yaklaşık 8 ay önce ülkemizde yaşanan depremden dolayı ve yaklaşık 20 günden bu yana da adeta dünyanın seyrettiği soykırımdan dolayı biz bu programı bu sene bu şekilde icra etmek istedik. Kıymetli misafirler, 8-10 il civarında 6 Şubat'ta yaşanan depremde 4 il en fazla etkilenen 4 ilden biri de maalesef Adıyaman ilimiz. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve sonrasında da bu depremde en çok etkilenen illerimizden biri Adıyaman. Maalesef biz Adıyaman'da çok daha iyi tarihi mekanlarımızı, Osmanlı'dan kalan camilerimizi, Adıyaman'ın sokaklarındaki o tarihi çeşmeleri yani sayamadığımız kadar Adıyaman'da mekansal olarak
maalesef bir yıkıma uğradı. Ama bunlardan daha önemlisi, bu mekanların, bu yapıların inşallah daha iyisini yapmak mümkün. Ama biz Adıyaman'da ve diğer illerimizde maalesef on binlerimizi kaybettik. Kardeşlerimizi, hemşerilerimizi, annelerimizi ve yavrularımızı kaybettik. Elbette kaderin ve takdirin önüne geçmek mümkün değil. Ama bu depremde de şunu bir kez daha öğrendik ki, deprem öldürmüyor, çürük yapı öldürüyor. İnşallah devletimizin öncülüğünde hem bu şehirlerimize hem de Türkiye'mizin diğer illerinde depreme daha sağlıklı, daha uygun yapılar inşa ederek Türkiye'mizin bütün illerinde yapı tutsatı daha da sağlamlaşır. Kıymetli misafirler, Adıyaman'ımız elbette hepimizin bildiği gibi 780 bin kilometrelik Türkiye karesinde en güzel desenlerden biridir. Adıyaman'ımızda dünyanın 8. harikası Nemrut Dağı'ndan, Cendere Köprüsü'nden, Arsemiyası'ndan, Gerger Kalyonları'ndan, Çelikan'da yüzen adalarıyla, sayamayacağımız birçok değeriyle, yeraltı, yerüstü zenginlikleriyle önemli illerimizden her manada gidip görülmesi, gezilmesi gereken şehirlerimizden biridir. Bu değerlerden en önemlisi, Hazreti Peygamber'e yol arkadaşlığı yapmış, Adıyaman'ın Samsat ilçesine kadar gelen, Türkiye'deki diğer, Türkiye'mizde yeri sabit belli olan iki sahabeden biri de yine Safvan bin Muattal Hazretleri, Adıyaman'ın misafiri, Adıyaman'da meftundur. Bu dolayısıyla bu manada Adıyaman her yönüyle, her manada gezilmesi, görülmesi gereken bir şehir. Biz bir kez daha bu platform, bu toplantılar, bu tanıtımlar aracılığıyla İstanbul'daki özellikle Adıyamanlı hemşehrilerimizi, genelde de tüm vatandaşlarımızı elbette Adıyaman'a davet ediyoruz. Sayın Valim, kıymetli hazirim, Adıyaman'la ilgili en elbette söylenecek çok sözler vardır. Ama kıymetli konuşmacılarımız var, Sayın Valimizin diğer programları var. Hepimizin şahit olduğu 20 günden bu yöne yaşanan bir hadise. Biz Adıyamanlılar olarak görsellerde de olduğu gibi İsrail'i, yandaşlarını ve tüm Siyonistleri lanetliyoruz, kınıyoruz. Geçen hafta Sayın Valim, bizim Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğimizin bir programı vesilesiyle Ayasofya'da sabah namazı kıldık. Oradaki kıymetli hocam önce çok güzel bir kıraatle namaz kıldırdı. Sonra bir arş okudu. Sonra kelime-i tevhidle 10 dakikalık bir zikir yaptı. Sonrasında da Filistin için dua etti. Hocamız dua ederken içimden şöyle geçti. Ya Rabbi dedim, şu mabet, şu Fatih'in emaneti Ayasofya 80 küsür yıl burada kapalı kaldı. Maalesef namahrem şekilde buraya girildi. Ayakkabılarla girildi. Müze olarak kullanıldı. Sonrasında sen bir kulunu sevdin. Bir kuluna basiret verdin. Bir kuluna cesaret verdin. 22 yıldan bu yana Türkiye yöneten Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza güç verdin. O yürüdü. Millet arkasından yürüdü. Ayasofya'nın zincirleri kırıldı. Ve biz bugün burada sabah namazı kılıyoruz. Sana secde ediyoruz. Sana dua niyazda bulunuyoruz. Sayın Valim, kıymetli misafirler, şu sabahdan sonraki söyleyeceklerime lütfen siz de amin deyiniz. İçimden şöyle geçti. Ya Rabbi, rengi fark etmez, dini fark etmez, milleti fark etmez. Sen şu çağda bir kulunu sev, bir kuluna yardım et. Bir kul çıksın, yürüsün, ardından ümmet yürüsün. Filistin özgürleşsin, Mescid-i Aksa özgürleşsin. Ve tüm ümmet Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te namaz kılsın, sana secde etsin ve Orta Doğu'da bu gözyaşı son bulsun. İnşallah tüm Müslüman ülkelerin, ümmetin bir araya gelmesiyle Orta Doğu'daki bu kan, bu gözyaşı, bu soykırım son bulur ve İslam ümmeti bu hüzünden çıkmış olur. Son olarak özellikle Adıyaman, genelde tüm Türkiye ve bütün bunların üzerinde ümmet bağlamında Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyor.
hepinize saygılar sunarken bu yılda şu alanda bu programı icra etmemizde en büyük desteği olan başta saygıdeğer İstanbul Valimize, İstanbul AK Parti İl Başkanımıza, diğer katkısı olan tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Ben bu anlamlı konuşmalarından dolayı Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Valim, kıymetli konuklar, programımıza katılamayıp bizlere selamlarını ve hürmetlerini ileten çok kıymetli konuklarımız var. Onları size arz edeceğim ve konuşmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim, programımıza katılamayıp bizlere selamlarını ileten AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Sayın Resul Kurt Bey'e, AK Parti Adıyaman Milletvekili Sayın Mustafa Alkayış Bey'e, Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Sayın Abdurrahman Tuttere Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Efendim yine telgraflarıyla bizlere selamlarını ileten çok kıymetli büyüğümüzün telgrafını size iletmek istiyorum. 26-29 Ekim 2023 tarihler arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğiniz Adıyaman Tanıtım Günleri etkinliğine önceden planlanan programların nedeniyle katılamayacağım üzüntüyle tarafınıza bildiririm. Öncelikle 6 Şubat deprem felaketinde hayatlarını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu yıl düzenlenecek Adıyaman Tanıtım Günleri etkinliğinin 6 Şubat depreminden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Adıyaman'a destek bulmak, yardım toplamak, yatırım ve teşvikler hakkında bilgilendirmek gibi yaklaşımla düzenleniyor olmasını takdir ediyor. Bu vesileyle çalışmalarınıza başarılar. Saygıdeğer valim, çok kıymetli AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili, kıymetli Esenler, Belediye Başkanımız kıymetli abim. Çok değerli protokol, sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlarken hepinize hoş geldiniz, şerefler getirdiniz diyor. Sıkıntılı zamanlardan geçen dünyada zalim İsrail'in zulmü altında inleyen Filistinli kardeşlerimize öncelikle dualarımızı gönderiyoruz. Tabii sadece dualarımız değil, fiili eylemlerimizle de onların yanında olmamız gerekiyor. Bu vesileyle cumartesi günü İstanbul'da Büyük Filistin buluşması olacak. Ben kıymetli hemşehrilerimi oraya da davet etmek istiyorum bu kürsüden. Hepimizin safımızı belli etmesi, duruşumuzu netleştirmesi, nerede durduğumuzu da bütün dünyaya göstermesi gerekir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere büyük bir diplomasi ile İsrail'e karşı faaliyet yürütüyorlar. Ancak bütün dünya devletlerinin hangi duruşu sergilediklerini de hepimiz ne yazık ki görüyoruz. Ama gayretimiz her zaman daha fazlası olmalı ve bizler de bu çerçeve içerisinde inşallah cumartesi günü Büyük Filistin buluşmasında Atatürk Havalimanı'nda burada olacağız ve tekrar sesimizi bütün dünyaya yükselterek göstermiş olacağız. Yine sözlerin başında Adıyaman Dernekler Federasyonu ve bu organizasyonda emeği geçen bütün kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Belki şu ifade edilmiş olabilir sizlere de veyahut da tanıtım günlerinde. Hani bu kadar sıkıntının olduğu bir dönemde, özellikle depremin 11 ilimizi vurduğu, büyük sıkıntıların olduğu bir dönemde bu tür organizasyonlara ihtiyaç var mıydı denilebilir. Ama ben yürekten şunu ifade ediyorum ki, bu tür organizasyonlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Adıyaman başta olmak üzere, bütün bu sıkıntıyı yaşayan memleketlerimize daha fazla sahip çıkma zamanındayız. Daha fazla tanıtmak, daha fazla onları bir derdi varsa dertlenmek, buradan elimizi uzatabiliyorsak onlara uzatmak, varsa onlarla beraber hareket edebileceğimiz bütün mecralarda onlarla daha sıkı buluşmak zorundayız. Başta bugün Adıyaman tanıtımlarında olduğumuz hasebiyle Adıyaman'ı daha iyi tanıtmak için gayret etmeliyiz. Adıyaman'ın turizmi ile ilgili neler yapabileceğiz bunları herkese olabildiğince anlatmak zorundayız. Tarımında nerede olduğunu, tarihte nerede olduğunu çok daha sık anlatmak ve Adıyaman'a daha fazla sahip çıkma zamanının olduğunu ifade etmek zorundayız. Bu ancak bu tür mecralarda mümkün. Elbette yaralarımızı sarmak için hep beraber gayret ettik. Bizler, kıymetli Tevfik Başkanımız 6 Şubat'tan beri Adıyaman'dayız. Adıyaman'ın derdine derman olmak için büyük gayretle çalışıyoruz. Ve orada 6 Şubat'ta bulunduğumuz gün itibariyle bugün hala
Sultan Gazi Belediyesi olarak 300 konteynerimizle oradaki insanlarımıza yardımcı olmak için gayret ediyoruz. Hala AFAD'a devretmedik biz konteyner alanlarımızı. Yaklaşık 1700-1800 kişiye her gün bakıyoruz. Sultan Gazi Belediyesi'nin güvenlik ekipleri, Park Bahçeli ekipleri ve buna benzer ihtiyaçlarını görecek ekiplerimiz hala Adıyaman'dalar. Biz hala Adıyaman'da her gün 10 bin ekmek çıkarıyoruz, sıcak ekmek çıkarıyoruz fırınımızda. Hala vazgeçmedik oraya sahip çıkmaya. Sultan Gazi'de ilkokul 1. sınıflara kırtasiye malzemesi dağıtırken dedik ki Adıyaman'daki yetimler, gariplerin de elbette bir niyeti olabilir, bir talebi olabilir. Sadece Sultan Gazi ile yetinmedik. Adıyaman'ın 453 köyü, 8 ilçesi ve merkezinde de ilkokul 1. sınıfların tamamını kırtasiye malzemelerini dağıttık, sessiz sedasız geldik. Yaptığımız işleri de şova çevirmek gibi bir gayretimiz yok. Yapmış olduğumuz her işte önce Rabbimize inanıyoruz, Rabbimize güveniyoruz ve bu vesileyle yapmaya gayret ediyoruz her türlü işimiz. İnşallah bundan sonra da elimizden geldiğince memleketimize olan hasretimizi buralarda gidereceğiz ama memleketimizden de elimizi çekmeyeceğiz ve oralarda olmaya devam edeceğiz. Ben tekrar bu organizasyonda emeği geçen bütün kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah tanıtım günlerinin sonuna kadar coşkulu bir şekilde geçen ve burada Adıyaman'ın tanıtımı için gerekli olan mecraları da harekete geçirecek şekilde bir çalışmayla başarılı bir tanıtım günleri olmasını temenni ediyorum. Hepinize sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Efendim her daim hemşehrilerinin yanında olan çok kıymetli Sultan Gazi Belediye Başkanımız Sayın Avukat Abdurrahman Dursun Beyefendi'ye bu veciz ifadelerinden dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Saygıdeğer valim, çok kıymetli konuklar, değerli misafirler. Şimdi de günün anlam ve önemine binaen siz kıymetli konuklarımıza hitaben konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Geçerler abi birazdan, yarım saat oldu çıkalım. Saygıdeğer valim. Saygıdeğer belediye başkan arkadaşlarım, saygıdeğer platform başkan arkadaşımız, saygıdeğer dernek başkanlarımız, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu programın hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Güzel bir bereket, beklenen yağmur. Çünkü şu anda galiba en çok beklenen şeylerden bir tanesi yağmur. Toprağın suya hasret kaldığı dönemlerden geçtik. Cenab-ı Hak yağmuru da bereketli kılsın inşallah. Aziz kardeşlerim, 6 Şubat'ta çok büyük acı ve hüznü yaşamış şehrin çocukları olarak. Her birimiz yüreğimizin bir parçasını Adıyaman'ın sokaklarında bırakmış insanlar olarak. Ve o 6 Şubat'ta saat 4'ü 17 geçe başlayan o acı iklimde, o acı ortamda her birimiz o doğduğumuz toprakların, o doğduğumuz toprakların acısını yüreğinde hisseden insanlar olarak oraya koştuğumuzda gerçekten bir şehrin insanı olmak ve o şehrin insanı olarak o şehri kucaklamak ve o şehrin acısını yüreğinde hissetmek ne anlama geldiğini bütün hücrelerimizde hissettik ve yaşadık. 11 yılda olan ve yaşanan belki de insanlık tarihinin en büyük felaketi ki bilim adamlarının söylediği kara parçasında olmuş en büyük insanlık felaketi, bu 11 ilde olan ve yaklaşık 50 bin insanımızı rahmet-i rahmana uğurladığımız ve en büyük hasar gören kentlerin başında da bizim şehrimiz geldiği o depremde hepimiz acıyı yaşadık. Bugün burada Adıyaman tanıtım günleri dediğimizde belki de bu tanıtım gününü en anlamlı kılan şey bu acının silinmesi ya da bu acının hafifletilmesi için her birimiz üzerimize düşen hangi sorumluluk varsa bu sorumluluğun altından kalkabilmek için
neler yapacağımız konusunda odaklanmamız ve gayret etmemiz gerekir. Az önce Abdurrahman kardeşimiz ifade etti. Ben Gölbaşılıyım. Depremin sabahında saat zannediyorum 11-12 gibi biz bütün ekiplerimizle beraber orada olduk. Ta ki bugüne kadar henüz daha oradayız. Orada o şehrin ne ihtiyacı varsa hepsini karşıladık. Yapmadığımız, eksik olarak gördüğümüz ve üzerimizde şu an hangi sorumluluk varsa hepsini yerine getirdik. Elhamdülillah. Oradaki kardeşlerimizin acısını hafifletmek için bütün mesaimizde ve bütün imkanlarımızla orada olduk. Çünkü doğduğumuz topraktır. Acısını yüreğimizde kat ve kat hissettik. Şimdi acılar yavaş yavaş hafifledikçe insanların kendisini sorgulamaya başladığı döneme gidiyoruz. Bu açıdan Adıyaman'da doğmuş ve şu anda İstanbul'da bulunan her bir kardeşimiz bundan sonra Adıyaman'la ilişkisini çok daha fazla arttırması gerekir. Çünkü artık acıları belli bir şekilde hafiflemiş ya da Allah'ın insana vermiş olduğu en büyük nimetlerden bir tanesi unutmaktır biliyorsunuz. Artık yavaş yavaş başka alanlarda hayatın başladığını gören kardeşlerimizin başka psikolojik sorunlarının ortaya çıkmaması için şimdi bize biraz daha fazla iş düşüyor. Bundan bir ay önceydi. Gittim tekrar dolaştım. Gördüğümde her konteyner kentte her bir vatandaşımızın soruları var. Bu sorulara cevap vermek, bu sorularla o kardeşlerimizin derdini dinlemek, o kardeşlerimiz için şu anda en anlamlı hediyedir. Bunun için Adıyaman derneklerimiz, platformlarımız, bence İstanbul'daki kardeşlerimizi zaman zaman buralara gidip götürmek, onlarla hasbihal etmek, onlarla etkinlik yapmak, onlarla buluşmak gibi organizasyonlarla buluşturması gerekir. Eğer bu işi yapacaksak, Hüseyin Bey kardeşim. Çünkü her konteyner kente gittiğinizde başka derin hikayelerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunun için her birimiz ulaşabildiğimiz ne kadar varsa, gidebildiğimiz yer ne kadar varsa gidip orada kardeşlerimizin derdiyle dertlenelim. Ne olacak? Elimize 3 tane oyuncak alalım, gidelim çocuklara oyuncak dağıtalım. Elimize başka hediyeler alalım, konteyner kentleri gezelim. O insanlara hediyeler verelim. Ve diyelim ki biz sizin yanınızdayız. Merak etmeyin. Buradayız. Yanınızdayız. Acınızı paylaşıyoruz. Sizinle beraberiz diyelim. Bunu yapalım. Yani iş yapalım. Adıyaman gerçekten tarihin kadim şehirlerinden bir tanesi. Adıyaman dediğinizde sosyolojisiyle farklı bir şey, yani şeyi yansıtır. Kültürüyle farklı bir yönü yansıtır. Siyasetiyle farklı bir yön yansıtır. Adıyaman'ın sosyolojisi iyilik üzerine kurulmuştur. Adıyaman'da her bir fert kendi iyisini yapma konusunda özel gayrete sahiptir. Bunun içindir ki küresel emperyalistler Türkiye üzerine hangi kurguyu yaparlarsa yapsınlar, özellikle Adıyaman'ı bu küresel emperyalistler oyunlarının bir parçası haline getirememişlerdir. Ve her zaman Adıyaman'da milli ruh ve her zaman da Adıyaman'da kendi akraba bağı ve dayanışma ruhu sosyolojisinin pekiştirdiği sağlam binayı tesis etmiştir. Bunun içindir ki küresel emperyalistlerin bu topraklar için tasarladıkları oyunlar ve tezgahlar Adıyaman'da o sosyolojinin getirdiği güçle işlememiştir. Adıyaman her zaman siyasetiyle yerli ve milli siyasetin yanında yer almıştır. Bakın bugün dünya büyük bir acıyı yaşıyor değil mi? Dehşet bir acı yaşıyoruz. Bilmiyorum, benim yaşım itibariyle bugüne kadar gördüğüm
en büyük soykırımı seyrediyoruz şu anda. En büyük soykırımı seyrediyoruz. Katil Siyonist İsrail, ki dün Netanyahu ne olduğunu çok iyi anlattı, ne dedi? Kendine göre, kendi kültürüne göre, kendi inancına göre bir savaşın olduğunu ve bu savaşta ne diyor? Öldüreceksin. Hatta öldüreceksin demekle kalmıyor. Koyunlarını ve tavuklarını da öldüreceksin diyor. Ve kendine göre Siyonist krallığı kurulacak. Ve kendilerine göre Arz-ı Mevut gerçekleşecek. Ve kendilerine göre yeryüzünün adaletini Siyonistler sağlayacakmış. Kendisi adaletli olmayan, kendisi zalim olan, kendisi kundaktaki bebekleri öldüren katil Siyonist İsrail hangi adaletten bahsedebilir? Ve gözlerimizin önünde bir insanlık ölüyor. Gözlerimizin önünde insanlık onuru ayaklar altına alınıyor. İşte bu kadar derin bir acının yaşadığı dönemde o milli ve yerli siyasetin yanında yer almak var ya, o çok kıymetli bir şey. Allah aşkına düşündünüz mü hiç? Dünyada 2 milyar Müslüman var. Değil mi? Dünyada yeraltı kaynaklarının, petrol yataklarının %80'i nereden? Nereden? İslam dünyasında. 2 milyar İslam dünyası. 2 milyar Müslüman. Dünyada petrol yataklarının %80'i İslam dünyasında, ama Gazze'de her 8 dakikada bir Müslüman çocuk şehit ediliyor. Ve toplam dünyadaki Yahudilerin nüfusu 17 milyon, Siyonist İsrail 8 milyon. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Biz mi insanlığımızı terk ettik? Biz mi Müslümanlığımızı terk ettik? Bir şeyi anlamamız gerekiyor. Ve bakın, bizden başka sesini çıkartan var mı? Var mı bizden başka sesini çıkartan? Dün Cumhurbaşkanımız söyledi. Ne istiyorsanız, diplomasi ise diplomasi, insani ise insani, askeri ise askeri, her şartlar altında Gazze'nin yanındayız, her şartlar altında Filistin'in yanındayız diye bütün dünyayı haykırdı. Onun için o milli ve yerli siyaset o kadar önemli ki. Onun için Adıyaman bugüne kadar hep milli ve yerli siyasete en büyük desteği vererek aslında dünya insanlığına da en büyük desteği vermiş oldu. Bunun için Adıyaman sosyolojisiyle ve siyasetiyle ve de inşa ettiği kültürel kodlarıyla beraber önemli bir gelecek tasavvuru olan bir şehirdir. İşte önemli gelecek tasavvuru olan bu şehrin sosyolojisini, siyasetini ve kültürünü çocuklarımıza anlatmak zorundayız. Onlara öğretmek zorundayız. Bunu da öğretirsek o zaman doğduğumuz şehre anlamlı bir katkıda bulunmuş oluruz. İnanıyorum ve umuyorum ki bu tanıtım günleri vasıtasıyla ve vesilesiyle bu etkinliklere ve bu ruha, bu sosyolojiye, bu siyasete ve bu kültüre anlamlı katkılar sağlar ve Adıyaman'daki ecdadımız, bize emanet bırakan büyüklerimiz, kendi bıraktıkları kültürel kodların ve değerlerin geride bıraktıkları nesiller tarafından yeni nesillere aktarılması konusundaki sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz inancıyla bizleri hayırla yad etmek ya da bizim onlara hayırla yad edeceğimiz iklimi inşa etmiş oluruz. Yarın değil öbürsü gün burada anlamlı bir miting olacak. Adıyaman denk geldi. Dünya önemli bir gösteriyi burada izleyecek. Bütün dünyanın dikkatleri burada olacak. Cumartesi günü burada çok önemli bir resim vermek zorundayız. Bu resmi verdiğimizde göreceksiniz o resim bütün dünyadaki Siyonistler tarafından, küresel emperyalistler tarafından Anadolu'nun ayağa kalkışını, bu toprakların ayağa kalkışını, bizim ayağa kalkışımızın ne anlama geldiğini onlar çok iyi bilirler. Onların ecdatları da çok iyi bilirler. Ne anlama geldiğimizi
İnşallah cumartesi günü burada büyük bir miting yapacağız. Her bir kardeşimiz, her bir Adıyamanlı kardeşimiz, her bir İstanbullu kardeşimiz ailesinin bütün fertleriyle beraber inşallah bu meydanda Gazze'ye, Filistin'e, Mescid-i Aksa'ya olan insanlık görevi, Müslümanlık görevi olarak ve dünyadaki Siyonistlere ve dünyadaki küresel emperyalistlerin her birine bu hava meydanından, bu hava alanından, bu millet bahçesinden anlamlı bir duruş göstereceğiz. Bunun için bu tanıtım günleri organizasyonu ve katılımıyla beraber inşallah mitingin katılımına da aynı heyecanla destek vererek o anlamlı duruşu gerçekleştirmemiz gerekir. Bu vesileyle bu güzel organizasyonda emeği geçen başta sayılır valimize, platform başkanımıza, teşrif eden siyasi parti temsilcilerimize, sayın valilerimize, belediye başkanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor, saygılar sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bu anlamlı konuşmalarından dolayı Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu Beyefendi'ye şükranlarımızı arz ediyoruz. Çok değerli konuklar, şimdi de günün anlam ve önemine binaen siz kıymetli konuklarımıza hitaben konuşmalarını yapmak üzere katılımlarıyla müşerref olduğumuz çok kıymetli İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Çok kıymetli mesai arkadaşlarım, değerli başkanlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle 6 Şubat'ta vefat eden hemşehrilerimizi, yine İsrail'in katliamıyla şehit düşen Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Zor günlerden geçiyoruz. Tevfik Başkanım anlattı. İnşallah birliğimizle, bütünlüğümüzle, kardeşliğimizle bu sorunların daha çok üstesinden geliriz, daha çabuk geliriz. Adıyaman'ın toparlanabilmesi için kenetlenmesi gerekiyor. Adıyaman kardeşliğin çimentosu. Türkiye'de parmakla gösterilen şehirlerin başında geliyor desek herhalde abartmamış oluruz. Bundan sonra bize düşen Adıyaman'daki başta insani kayıplarımız olmak üzere bir sosyal restorasyona ihtiyaç var. Ekonomik anlamda kalkınmaya ihtiyaç var. Ticaretin daha çok geliştirilmesine ihtiyaç var. Nasıl yapılacak? İşte bu tür etkinliklerle yapılacak. Buradaki etkinlikler sadece işte Adıyamanlılar olarak İstanbul'a gidelim, 3 gün orada geçirelim, 5 gün orada geçirelim gibi çok basite indirilecek meseleler değil. Biraz önce standları gezerken gördük. Çok önemli bir kalkınma modeli. Hanımefendiler, beyefendiler ürettikleri ürünleri pazarlamaya çalışıyorlar, tanıtmaya çalışıyorlar. Buradaki Adıyamanlı sanayicilerimiz başta olmak üzere İstanbul'dan Anadolu'ya gitmek isteyen yatırımcıları şehirlerde götürmek istiyorlar. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan 6. bölge teşviklerini anlatmak istiyorlar. Bunun sonucunda da inanıyorum ki bu birlik, bütünlük, kardeşlik sonucunda Allah bereketini verecektir. Adıyamanımız yaralarını bir an önce saracaktır. Ve bizi bir araya getiren başta dernek başkanlarımız olmak üzere çok yoğun programına rağmen buraya gelen ilçe belediye başkanlarımıza, destek veren, katılımlarıyla burayı şenlendiren her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Efendim Sayın Valimize bu veciz ifadelerinden dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Kendilerini bir müddet daha sahnede bekletmiş olacağız özür dileyerek. Çok kıymetli protokol üyelerimizi, belediye başkanlarımızı, siyasi parti il temsilcilerimizi, ilçe temsilcilerimizi sahneye arz ediyorum. Lütfen buyursunlar. Efendim şimdi kurdele kesimine geçeceğiz. Açılışımızı gerçekleştirmiş olacağız. Lütfen buyursunlar. Thank you.
aşağı ineyim değil mi? Efendim, katılımlarından dolayı şerefyap olduğumuz çok kıymetli İstanbul Valimize, özellikle Adıyaman'ımız adına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Çok kıymetli protokol üyelerimize, Türkiye'mizi ve İstanbul'umuzun muhtelif ilçelerinden katılım gösteren tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Ve bir bismillah diyerek açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Allah hayırlı etsin. Efendim bir kez daha katılımlarından dolayı Sayın Valimize ve çok kıymetli protokol üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklar, Atatürk Havalimanı'nda 26-29 Ekim tarihleri arasında Adıyaman tanıtım günlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Bir kez daha dostlarınızı, akrabayı, tarifatlarınızı ve komşularınızı özellikle programımıza davet etmenizi istirham ediyoruz.